Nasılsınız? Ben Büyükşehir Belediyesi adına geldim. Vahap Başkanımın selamı var sizlere. Öğrencimizin sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı mesaj üzerine duyarsız kalamazdık. Başkanım da ekibiyle birlikte bizi yönlendirdi. Özellikle kız çocuklarının okuması yönünde son derece titiz davranıyor. İşte günün aramızda dershane açtık. Öğrencimizin hakikaten başarısını kutluyoruz. Özellikle kız çocuklarının okuması yönünde bir anlayış sergilediğimizi bilmenizi isteriz. Onun için öğrencimizi de kutluyoruz, sizi de kutluyoruz. Zaman kaybetmeyi asla sevmeyiz. Saniyesinde hemen ulaştırmaya başladık. İstedikleri tüm eksiklerini sene sonuna kadar, sadece bir kereye mahsus değil, şu o zamandan sınava hazırlanana kadar, belki sınavdan daha sonraki 4 yıllığı kazanacak tabii ki öğrencimiz. 4 yıldan sonrasına da eğitimini tamamen elimize alacağız. Kadın olması zaten bizim için daha da güzeldir. Onların tek istekleri eğitim. Eğitim ne kadar iyi olursa başarı o kadar iyi olur. Kaybedecek hiçbir zamanımız yok. Bir saniye bir saniyedir. Ne kadar erken davranırsak çocuklara, bu tarzdaki öğrencilerimize, özellikle kadınlara ne kadar erken ulaşırsak kaybedecek bir tane ferdimiz bile olmamış olur. Kurs merkezlerinden de destek sağlanacak. Burası Günnar merkezinde bir köyünde. Bizim Günnar merkezine 40 kilometre uzaktaki bir köyümüz. Kızımız da Anamur Fen Lisesi'nde okuyor. Biz yazın burada eğitimini devam ettiriyoruz. Okul açıldığı zaman da Anamur'daki dershanemize yazdırırız. Oradaki öğretmenlerimiz, oradaki müdürümüz de aynı şekilde. Biz buradaki desteğimizi nasıl sağladıysak daha fazlasını oradan sağlayacaklar. Sene sonuna kadar tüm isteklerini karşılayacaklar. Ben 3. sınıftayken küçük kardeşim oldum. İşte şu an 8 yaşında. Yazları ona bakıyordum. Daha çok o yüzden yazları pek çalışamıyordum. İşte okul zamanları da hani elimden geldiğince çalışıyordum. İşte hani hafta sonu kurslara gidemiyordum. Okul kursu oluyordum. Hani evim okula bir 4 kilometre falan olduğu için mesela gidemiyordum. Kışında kar falan yağdığında gidemiyordum. Yollar kapanıyordum. İşte evde kendi emeklerimle hani çalışmaya çalışıyordum. İnternet imkanım yoktu. İşte öyle kendim çalışıyordum. Ortaokulda bu şekilde okudum. İşte liseyi yurtlu kazandım. Yurtta kalıyorum şu an. Yurtta çalışıyorum. Tabii imkanlarım biraz daha arttı. Şurası babamın evi. Ben evde 5 kardeş olduğumuz için pek çalışamıyorum. Bu yüzden babaannemin evine gidiyorum. Hani orası daha sakin oluyor. Yaşıtlarımı hayatları boyunca karşılarına ne çıkarsa çıksın, hiçbir zaman vazgeçmesinler, hiçbir zaman kendilerine olan güvenlerini yitirmesinler ve her daim savaşsınlar. Neden önemli? Ya çünkü ben köyde olduğum için bunu daha iyi fark ediyorum. Her zaman hani kadınların bir itilmişliği var toplumda, hani hep bir ikinci plana atılıyor. Halbuki kadınlar da erkekler kadar önemli ve aralarında hiçbir fark yok. İkisi de insan, ikisi de değerli, önemli ve bunu yeterince fark edemiyoruz. Hani son zamanlardaki haberlerden anlaşıldığı üzere. Bu yüzden ben de üzülüyorum. Hani kendimi kötü hissediyorum. Hani bir nebze de olsa benim de yararım olsun istedim. Fen Lisesi'ne kazandığından dolayı bu büyük bir başarı, iyi bir başarı. Allah izin verirse ilerisi daha geniş olur, daha güzel olur. İleride daha güzel işler başarılmasını isteriz. Biz yapamadık, çalışamadık. İşte durumumuz belli. Allah nasip ederse inşallah onlar çalışırlar. Daha iyi nesiller oluşurlar. Onlara bakacak öbür arkadaşları, öbür kardeşleri de kazanacak. Ondan sonra ülkemize hayırlı bir evlat olacaklar. Allah nasip ederse inşallah. Cehalet bitsin ya. Bizim istediğimiz bu, cehalet olmasın. Öğretmen de olabilir, isterse herhangi bir yerde doktor da olabilir. İsterse orduya katılıp herhangi bir yerde subay da olabilir. İsterse polis de olabilir. Savcı, hakim de olabilir. Ne isterse şimdi. Bununla ilgili imaya geçen herkese teşekkür ederiz. Ondan sonra Allah nasip ederse böyle okuması lazım olan çocuklara desteklerini bekleriz, devamını bekleriz. Cehalet bitsin. İlim, bilim, okumak,
okumak başka bir şey değil. İstediğimiz bu.